Herkese merhabalar, ben bitay araştırma uzmanı Berkant Kuş. Bugün sizlerle en çok merak ettiğiniz coinlerden biri olan EKT coin'i incelemek için karşınızdayım. Bu videoda neler olacak? Bu videoda EKT ile alakalı sorduğunuz en popüler soruların cevaplarını alacaksınız. Bizim tarafımıza aldığımız sorulardan bir tanesi, EKT coin neden bizim borsamızda farklı, diğer borsalarda farklı fiyatlanıyor? Aslında bu EKT'ye özel bir şey değil. Birazdan söyleyeceğim hususların dikkate alınması veya alınmaması durumunda değişen bir durum. Yani ne demek istiyorum? Hacim. Eğer bir coin'in, bir token'ın hacmi yeterli seviyede değil ise borsalar arası farklılık gösterebilir. Bu aslında borsadan değil, hacimden kaynaklı bir problemi teşkil ettiğini öne sürer. Şimdi isterseniz EKT coin'in CoinMarketCap'teki verileriyle ne demek istediğimi daha detaylı bir şekilde anlatayım. Burada açık bir sayfaya geldim. Bu da burada EKT coin karşıma çıktı. Şimdi ben buradan neye bakıyorum? Şurada gördüğüm volüm yani 24 saatlik işlem hacmine bakıyorum. Benim karşıma çıkan sayı nedir? 37 bin dolar. Şimdi başka bir aslında şuradan tekrardan CoinMarketCap'ten buraya Bitcoin yazıyorum. Bitcoin'in hacmine bakıyorum. Aradaki fark zaten dağlar kadar ve buradan markete geldiğim zaman bu hacim ne kadar yüksek olursa aradaki fiyat farkı da o kadar azalıyor. Yani buradan çıkaracağımız sonuç şu. Bu fiyat farklılığı hacimden kaynaklı bir durum. Şuradan mesela marketler arası geliyorum göstermek adına. Burada Bitay ve diğer borsalarda EKT coin'i listelendiğini görüyoruz. Burada %54.31'lik kısmı aslında Bitay bünyesinde bulunuyor. Bu hacimin yani bu şu demek oluyor. Bitay'da fiyatı liste fiyatı belirleyen aslında Bitay kullanıcıları. Yani başka borsalar belirlemiyor ya da başka kullanıcılar değil. Şu an %54'lük kısmı yani çok büyük bir kısmını Bitay'da olduğu için Bitay kendi kullanıcıları arasında fiyat order book dediğimiz alım satım işlemleriyle belirleniyor. Şimdi ikinci bir soruya gelmek istiyorum. Ben Bitay bünyesinde neden EKTM'i transfer edemiyorum? Aslında bu sorunun de temelini inmek gerekiyor. Çünkü bu temelinde şu yatıyor. Biz blockchain sistemi üzerinden coinlerimizi, tokenlarımızın transferini yapıyoruz. Fakat şöyle bir durum var. Bitay her zaman kullanıcının mağdur olmaması için listelediği coinlerin altyapısına yani. Çünkü coinler kendi altyapılarıyla hizmet veriyorlar. Biz sadece bunlara bir aracılık ediyoruz. Fakat... Eğer bize gelen coin'in altyapısı bizim protokollerimizi, güvenlik protokollerimizi sağlamıyor ise kullanıcılarımızı mağdur etmemek adına hiçbir şekilde bunların üzerinden işlem yaptırmamaya gayret ediyoruz ki büyük sorunlarla karşılaşmamak için. Ki EKT'de de yaşanan aslında bir nevi aynı bu durum. Çünkü şu an bizim güvenlik protokollerimizi karşılamıyor açık kaynak kodları. Hatta şöyle bir şekilde destekleyebilirim. EKT'de CoinMarketCap'te source koda geldiğim zaman karşıma çıkan sonuç tam da ekranda gördüğünüz gibi 404 found. Yani burada ben bir hatayla karşılaşıyorum. Açık kaynak koduna bile EKT'nin erişemiyorum. Aslında geçtiğimiz dönemlerde ve evet, sükse yapmış bir coin olarak karşımıza çıkıyordu ama her proje ekibine bağlıdır. Ekibinin yaptığı gelişmelere bağlıdır ve topluluğuna bağlıdır. Son dönemlere baktığımız zaman buradan mesela gidiyorum EKT coin'in chat kısmına tıklıyorum. Buradan Telegram'ına yönlendiriyor beni ve benim Telegram'da tek görebildiğim şey community'nin yani topluluğun tek bir alanda toplandığı ve hiçbir şekilde farklı yatırımcıların gelmedi. Şimdi bir ikincisi bakacağım kısım ise Buradan gördüğüm EKT'nin kendi sitesi. Aslında bu sadece EKT özel değil. Bütün coinlerde görmem gereken EKT'ye baktığım zaman sitesine gitmek için EKT'ye tıklıyorum. Yüklendiği zaman göreceğiz. Burada herhangi bir şey tıkladığımda beni zaten hiçbir şekilde bir sayfa karşılamıyor. Farklı bir şeye tıkladığımda da burada visit website diyorum. Burada beni hiçbir şekilde kendi sitesine bile atmıyor. Farklı reklamları atıyor. Şimdi aslında bunları neden anlatıyorum? Bunları anlatma sebebim hem çok soru geldiği için bunları anlatıyorum hem de aslında bunlara dikkat ederek başka coinlerde, başka projelerde dikkat edilmesi gerekenleri de defterinize not etmeniz için bunları anlatıyorum. Mesela ufak bir örnekle geçeyim. Hepimizin çok bildiği, bu oralarda çok popüler olan Shiba üzerinden devam edebilirim. Mesela Shiba'da bu anlattıklarımın benzerleri yaşanacak mı yoksa Shiba tam tersi bu fiyat üzerindeki herhangi bir sıkıntı yaşamamışlığın yani hiçbir şekilde bir problem olmamasının sebebi ne? Proje üzerinde bir çalışma ekibin bir gayreti mi var yoksa rastgele olmuş bir durum mu? İnceleyelim. Mesela buradan ben Shiba'ya yazıyorum. Shiba'ya baktığım zaman bir ne demiştim? Hacimine, çok hacimine çok dikkat edeceğiz ki hacimiz zaten 1 milyar doların üstüne bir hacim var. Buradan benim görebildim hacim konusunda onayımı aldım buradan topluluğuna dikkat etmek için yani ben Shiba ekibi gerçekten çalışıyor mu? Güncellemeler yapıyor mu? Bilgilendirme yapıyor mu? Ben aradığım zaman Shiba'ya ekibine ulaşabiliyor muyum? Sorumu iletebiliyor muyum? Telegram sayfasına tıkladığım zaman gayet de sürekli paylaşımlarını 24 devam ettirdiğini görüyorum. Ve ayrıyetten mesela buradan nereye gidebilirim? Twitter sayfasına gidebilirim. Twitter'a aktif mi? Paylaşım yapılıyor mu? Kullanıcı sayısı makul seviyede mi? Buna baktığım zaman da 13 Nisan 13 saat önce 12 Nisan gibi sürekli güncel bir şekilde kullanıcılarını bilgilendirme halinde olduklarını görüyorum ki bunu görmek çok güzel çünkü ekibin hala çalıştığının farkındayım. Aynı en sonunda da şuna gidebilirim white paper. White paper'ına neden bakıyorum? Ben e ekip an yapacaklarını önceden anlatmış mı ve bunları uyguluyor mu? Ben EKT'de bunu göremedim açıkçası ama Shiba'da baktığım zaman buna baktığım zaman da buradan ben Wolf Paper'ını, Shiba'nın Wolf Paper'ını yani White Paper'ını buradan görebiliyorum. İstediğim şekilde her türlü bilgiye ulaşabiliyorum. Yani özetle aslında bütün bu projelerde dikkat etmemiz gereken şeyleri sıralı sıralayacak olursak bunlar ekibine ulaşabiliyor muyum, cevap alabiliyor muyum, roadmapleri yapacakları İnternet sitelerinde mevcut mu? En önemlilerinden biri internet siteleri hala aktif bir şekilde kullanılıyor mu? Hatta şu anda günümüzün getirdiği en önemli sosyal mecralardan bir tanesi olan Twitter. Twitter üzerinden aktifler mi? Derken aslında bir EKT'nin Twitter'ına da bir gideyim hızlıca. Bakayım. EKT'nin Twitter'ına ulaşabiliyor muyum? Şuradan community kısmından aslında direkt Twitter'ına evet, aktarıyor olması lazım. Baktığım zaman 1050 takipçisi var. Ve en son paylaşımı da 11 Kasım 2019. Yani aslında birazcık ekibinin e, bu projeyi terk etmesiyle gelen bir hacimsizlik ve bundan kaynaklanan fiyat çarpışmaları. E, o yüzden bu videoda da aslında bahsetmek istediğim şey nelere dikkat etmemiz. Bu videonun başından sonuna kadar olan hususları dikkate alır notlarımız arasına yerleştirirsek önümüzdeki seçeceğimiz projelerde de bir o kadar güvenli projeleri listemize eklemiş oluruz. Önümüzdeki videolarda da aslında başka coinler hakkında da teknik analiz yayınlarda yaptığımız teknik analizlerden ziyade birazcık daha temel analize de yoğunlaştığımız bir video serisinin aslında bu video ilk başıydı. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere bizi takip etmekten vazgeçmeyin.